2017 sayımına göre tahmini 105 milyon nüfusu olan Etiyopya, aynı zamanda birçok kuş ve memeli hayvan türünü barındıran coğrafyası ile doğal yaşam fotoğrafçılarının ilgi odağı durumundadır. 17'si yarı endemik ve endemik olmak üzere yaklaşık 800 tür kuşa ev sahipliği yapan Etiyopya'da, aynı zamanda 55'i endemik olan toplam 311 tür memeli bulunmaktadır. Ülke coğrafyası, Akasya savanları, ovalar, yaylalar, dağlık alanlar, önemli akarsu kaynakları, ve göllerden oluşmaktadır. ...18 günlük Etiyopya gezimizin ilk önemli durağı, başkent Addis Ababa'yı saymazsak Suluta oldu. Deniz seviyesinden yaklaşık 2500 metre yükseklikteki Suluta, birçok Etiyopyalı atletin antrenman yeri olarak kullandığı bir merkez olmakla birlikte, geniş vadisi sayesinde çeşitli kuş ve memeli türlerini barındırmaktadır. Bu geniş vadide sakallı aynak kaygısızca kaşınırken, keşiş akbabaları, ve ak sırtlı akbabalar bulmuş oldukları birleşi paylaşma derdindeler. Biraz daha ileride bozkurt kartalı ovanın ortasında durmuş bu sabahki avını beklemekte. Çeşitli sulak alanları bulunan Suluta, içlerinde endemik mavi kanatlı kaz, Habeş uzun tırnaklısı ve beyaz gerdanlı güvercin de olmak üzere çeşitli kuş türünün barındığı bir ovadır. Bir sonraki durağımız olan Debrecenbanos yakınlarındaki kayalık ve fundalık bölgeye vardığımızda, hedef memeli türlerimizden Gelada babunu ile karşılaşıyoruz. Haşarı bir yavru ağaç kabukları ile besin zincirini tamamlamaya çalışıyor. Az ileride bir dişi bitki köklerinden yiyeceğini ayıklıyor. Varlığımız kendisini pek rahatsız etmemiş olsa gerek. Aynı bölgede objektiflerimize başka canlılar da takılıyor. Bunların içinde bir kaya üzerinde poz veren kahverengi sokumlu tohumcul, sadece Etiyopya, Eritre ve Somali'de görülebiliyor. Bir çift çilli güvercin kayaların üzerinde yiyecek arıyor. Kim bilir, belki de birazdan su birikintisinde banyo yapacaklar. Doğu Afrika ve Arap Yarımadası'nda görülebilen kısa kuyruklu kuzgun süzülerek üzerimizden geçiyor. Yolumuza Cema Vadisi'ne doğru devam ediyoruz. Rift Vadisi'ne bakan sarp bir yamacın kenarında
Gelada babını tekrar karşımıza çıkıyor. Bu defa büyük bir koloniye rastlıyoruz. Göğüs bölgesindeki kırmızılıklar nedeniyle kanayan yürekli maymun da denilen Gelada babınları, sadece Etiyopya'nın yüksek kesimlerindeki dik ve kayalıklı uçurumların bulunduğu çayırlık alanlarda yaşarlar. Genellikle gündüzcüdürler ve geceleri uçurumların kayalık çıkıntılarında uyurlar. Otçuldurlar ve diyetlerinin %90'ını ot sapları oluşturur. Yaşam alanlarının tarım alanı olarak kullanılmaya başlanması ve tarım ürünlerine zarar verdikleri gerekçesiyle vurulmaları yüzünden nesilleri tehlike altında olmasa da sayıları gittikçe azalmaktadır. Cema Vadisi'nin cömert doğası ve toprakları birçok kuş ve memeliye korunak ve besin sağlar. Kara kanatlı muhabbet kuşu ve ülkeye endemik olan ak kanatlı uçurum kuşu bunlardan sadece birkaçı. Vadi işlerine girildikçe kayalık ve çayırlıklarda bozkır taş kuşu, savan tavşanı gibi türlere rastlanabilir. Sakallı aynaklar, çamur kaplı ince gagalarıyla topraktan çeşitli böcekleri çıkarıp beslenirken, Tekta toygarı ve Etiyopya'ya endemik Erlanger toygarı kameralarımıza poz veriyor. Bir başka endemik olan Habeş iskitesi ise kayanın üzerinde etrafında olup biteni umursamadan duruyor. Biraz ileride yine endemik olan kara kanatlı kız kuşu tüylerini temizlemekle meşgul. Zaman zaman ülkemizde de görülen küçük kartal üzerimizden geçerken kameralarımıza yakalanıyor. Bir başka endemik olan alaycı uçurum kuşu etrafa bakılıyor. Bölge endemik açısından oldukça zengin. Fazla geçmeden üzerimizde benek göğüslü kız kuşları kanat çırpıyor. Akşam üzeri artık günü kapattık derken küçük bir su birikintisinde sarı gagalı ördek çiftliğine rastlıyoruz. Güney ve Doğu Afrika'da yaşayan bu kuşlar varlığımızdan tedirgin olmadan suyun içinde tüylerini temizliyor ve tarıyorlar. Bir sonraki durağımız Rift Vadisi'nde yer alan ve genellikle akasya ve çayırlık alanlardan oluşan yaklaşık 756 km² büyüklüğündeki Avaş Ulusal Parkı. Park, oryx, zebra ve babun gibi çeşitli memelileri barındırmasının yanı sıra 400'den fazla tür kuşa da ev sahipliği yapmakta. Başkent Addis Ababa'nın 211 km doğusunda bulunan park, adını Avaş Nehri'nden alır. Parkın girişinde tanıdık bir çift ile karşılaşıyoruz. Bir süre bu çiftin ritüelleriyle oyalandıktan sonra asıl hedeflerimize doğru yola çıkıyoruz ve çok geçmeden karşımıza Afrika oryx'i çıkıyor. Bir antilop türü olan oryx, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği IUCN tarafından tehlike altındaki türler kapsamında değerlendiriliyor. Yaklaşık 19 kiloya varan ağırlığıyla uçabilen en ağır kuş olan koritoyu hiçbir rahatsızlık duymadan kendisini fotoğraflamamıza izin veriyor.
Ötüşleriyle diğer kuşları kaçırdıkları için bu adı alan git kuşları. Ve önümüzden kalkarak uzaklaşan kahverengi bağırtaklar. Koca hantal gövdesi nedeniyle uçmak yerine koşarak uzaklaşmayı tercih eden yer boyunuz gagası. Kara sırtlı çakal. Göz alıcı renkleriyle habeş gök kuzgunu. Koca pörtlek gözleri ile minik dik antilopu. Kesik boğazlı ispinos. Habeş toyu. Nil nektar kuşu. Ve beyaz karınlı toy bize görsel şölen sunan diğer türler. Afrika alacakuyruk sallayanı, Avaş şelalelerindeki bir kayanın üzerinde yakaladığı helikopter böceğini afiyetle midesine indirirken, diğer tarafta da Nil timsahı ağzını açık tutarak serinlemeye ve enerji toplamaya çalışıyor. Tuzlu su timsahından sonra dünyanın en büyük ikinci timsahı ve Afrika'da bulunan 3 timsah türünün en büyüğü olan Nil timsahı, usta bir avcıdır. Kuvvetli bir debi ile akan nehrin içinde avını sabırla bekler. Addis Ababa'yı Nairobi'ye bağlayan yolun üzerinde deniz seviyesinden 1643 metre yükseklikte bulunan Ziva şehri ve gölü ötücülerle birlikte birçok su kuşuna ev sahipliği yapar. Şehre girer girmez benekli fare kuşlarının ağaçtan ağaca cirit attığı hemen dikkatleri çeker. Bunun yanı sıra uçuşan böceklerin peşinde koşan mavi göğüslü arı kuşu, ve çift dişli barbet gibi bazı egzotik türler de gözlemlenebilir. Gölün kıyısına giden yollarda kutsal aynaklar, marabu leylekleri, ve cüce yalı çapkını ile ülkemizdeki karabataklardan biraz farklı olan uzun kuyruklu karabatak bize merhaba diyor. Göl kıyısı ise çeşitli su kuşlarını barındırır. Sanki bize hoş geldiniz der gibi üzerimize doğru yürüyen ilkazı, gruplar halinde yaşayan ak yüzlü ıslıkçı ördekler, bereketli çayırlarda beslenen
kırmızı topuzlu meke de denilen tepeli mekeler. Ülkemizde de sıklıkla görülen çeltikçi kuşu ve Afrika cakanası bu zengin çeşitliliğin sadece birkaç örneğidir. Göl kıyısında avlanan ortanca balıkçılığı ile çayırların içinde besin arayan mahmuzlu kaz. Bir kayanın üzerinde tüylerini temizleyip tarayan bozbaşlı martı. Ender görülen bir tür olan Napolyon piskoposu, bu cümbüşe katkıda bulunan türlerdir. Varlığımızı aldırmadan temizlenmeye devam eden çekiç gaga, bu canlıların bu topraklarda insan baskısı olmadan ve zarar görmeden nasıl yaşadıklarını gösteriyor. Abiyata Şala Ulusal Parkı, Rift Vadisi gölleri olan Abiyata ve Şala göllerini içine alan 887 km² bir doğal parktır. İki göl birbirinden 3 km genişliğinde bir tepelik alanla ayrılır. Abiyata Gölü'nün etrafını bir zamanlar çevreleyen akasya ağaçları odun kömürü yapmak için kesilmiştir ve göl kıyısındaki yumuşak çamurlu kum tabakası tuz elde etmek ve satmak için kazılarak alınmaktadır. Abiyata Gölü'nün kuzeydoğu köşesi sıcak su kaynakları ve küçük flamingoları ile ünlüdür. Ülkemizde de zaman zaman bir ya da iki birey halinde görülen küçük flamingolar, bu sularda binlercesi bir arada olan koloniler halinde yaşar. Gölün kıyısına yaklaştıkça üzerine basınca gömülen kurumuş çamur tabakasına rağmen küçük flamingoları yakından görüntülemeyi başarıyoruz. Parkın içine girer girmez eline geçirmiş olduğu tavuğu büyük bir iştahla yiyen, ülkemizde de yaygın olarak görülen şah kartalıyla karşılaşıyoruz. Bizi fark edince hemen kaçmaya çalışan tepeli turaç objektiflerimize yakalanıyor. Grand Gazeli ailesi meraklı bakışlarla bizi selamlıyor. Parkın müdavimlerinden beş tavuğu ve taçlı kız kuşu yörenin diğer sakinlerinden. Sizleri parkın sunduğu diğer güzelliklerle baş başa bırakalım.
Erkeği yanaklarındaki kırmızı yamalar sayesinde kolayca ayırt edilebilen kırmızı yanaklı Cordon Bleu. Ve yarı endemik Swainson serçesi görebildiğimiz diğer türler arasında. Akşamı Şala Gölü'nde güneşi batırarak gidiyoruz. Başkentin karayolu ile 200 km güneyinde yer alan Yangana Gölü, 230 km² büyüklüğünde olup en derin kısmı 46 metredir. İlk bakışta kahverengi görünmesi nedeniyle kirli olduğu düşünülen göl, aslında bu rengini barındırdığı minerallerin zenginliğinden alır. Göl kenarında birçok turistik tesis mevcuttur. Bu tesislerin simbol lodge olarak anılanı, çeşitli kuşlara ev sahipliği yapar. Hatta buradaki kuşlar insana o kadar alışmıştır ki, tabaklardaki yemek artıklarını insanların varlığına rağmen yemekten çekinmezler. Yemeklerimizi bitirdikten sonra tesisin bahçesinde gezinmeye çıkıyoruz. Bir parça yemek için ağaç gövdesini devamlı gagalayan gri ağaç kakan. Muhteşem güzelliği ile Afrika cennetini kapanı. Ötüşü ile ruha huzur veren muhteşem sığırcık. Objektiflerimize takılan türlerden sadece birkaçı. Yeşil cennet anlamına gelen ve sıcak su kaynakları ile ünlü olan Mondo Genet,
sık ormanlarla kaplı küçük bir şehirdir ve buradaki ormanlar önemli kuş türlerinin yaşam alanıdır. Etiyopya, Eritre ve Sudan'da görülebilen ak yanaklı muzluk, esaret altında yetiştirilebilen bir türdür ve İngiltere'nin bazı kesimlerinde büyük olasılıkla kafes kaçkını olan birkaç birey, iklim koşulları ve yırtıcılara rağmen yaşamayı başarabilmişlerdir. Etiyopya ve Eritre'ye endemik olan çizgili barbeti, yüksek bir ağaç tepesinde yiyecek bulma ümidiyle etrafına bakınırken buluyoruz. Yemek molasında ekmeklerimize ortak çıkan yeşil maymunlar, Habeş boz sinek kapanı, göz alıcı renkleri ile narina trogonu ve kolobus maymunları bize görsel bir ziyafet sunuyorlar. Etiyopya'dan Güney Afrika'ya kadar olan çizgide, yaprak dökmeyen yüksek ağaçlı ormanlarda görülebilen gümüş yanaklı boynuz gaga erkekleri, yaklaşık 1,5 kilo ağırlığa ulaşabilirler. Genellikle çeşitli meyveler olmakla birlikte, örümcek ve böceklerle beslenirler. Londra genetiğin yüksek kesimlerinde karşılaştığımız gümüş yanaklı boynuz gaga, kafasını bulmuş olduğu bir ağaç kovuğunun içine sokarak beslenmeye çalışıyor. Etiyopya'nın ortasındaki Büyük Rif Vadisi'nde konuşlanmış olan Havasa şehri, aynı isimli gölün kıyısında bulunan balık pazarının etrafında toplanan su kuşları ile bilinir. Şehir içindeki evlerin ve ağaçların tepelerinde bile marabu yeleklerinin görüldüğü Havasa'da, yeşil maymunu yavrusunun sırtından parazitleri ayıklarken yakalıyoruz. Gambiya güneş sincabı bir an vizörümüzün alanına girip çıkıyor. Afrika jakanaları nilüferlerin arasında beslenmeye çalışırken, Afrika balık kartalı da bir ağaç üzerinde sıradaki olası avını bekliyor. Görsel açıdan çok çekici bir kuş olan siyah su yelvesi, deklanşörlerimizden çıkan sesleri aldırmadan su birikintisi içinde dolaşarak küçük böcekleri topluyor. Türkiye'deki kuşçuların birçoğunun bir gün görebilme ümidiyle bekledikleri küçük saz orosunu, Havasa Gölü'nün sazlıklarında görüntüleme şansını yakalıyoruz.
oldukça çekingen ve görülmesi zor olan bu türün sayısı, diğer birçok türde olduğu gibi düşme eğilimine girmiş durumda. Değişik renkleri ve sevimli tavırları ile Afrika cüce kazı, sazlar ve niterler arasında beslenmeye çalışırken dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Havasa gölü ve sazlıkları cömertliğine devam ederek birçok türü gözlemlememize yardımcı oluyor. Ülkemizin güney kesimlerinde sıklıkla rastlanabilen alaca yalı çapkını, balık ağlarının yanında etrafında olup biteni umursamadan temizlenmekle ve tüylerini taramakla meşgul. Akşam olmadan önce otlanmakta olan bir öküzün üzerinde sığırcık ve çiğdeci familyasından kırmızı gagalı öküz kakanlarıyla rastlaşıyoruz. Öküzün üzerindeki kene ve parazitleri ayıklarlarken bu işlemden her iki tarafta memnun görünüyor. Güneşin batmaya başlaması ile göl yavaş yavaş sessizliğe bürünüyor. Etiyopya'nın güneydoğu kısmında Oromia bölgesinde bulunan Bale Dağları, Etiyopya dağlık bölgesinin bir parçasıdır ve 4377 metre ile ülkenin ikinci yüksek dağı olan Tulu Demtu Dağı da bu bölgenin içindedir. Dinsho Sulak Alanı, ve Saneti Yaylası bu dağların sınırlarında bulunuyor. Ayrıca aynı isimle anılan Bale Dağları Ulusal Parkı da bu dağlarda yaklaşık 2200 km² alan kaplar. Bale Dağları, Etiyopya kurdu başta olmak üzere ülkenin birçok endemik türüne ev sahipliği yapar. Goba şehrinde kaldığımız otelden ayrılmadan önce etraftaki ağaçlarda gözümüze çarpan türleri fotoğraflıyoruz. Dinsho Sulak Alanı'na yaklaştığımızda yolculuğun başından beri gözlerimizin ısrarla aradığı ve sadece Etiyopya ve Eritre'de görülebilen kalın gagalı kuzgunu, birleşten geriye kalanları gagalarken buluyoruz. Çok geçmeden yine sadece Etiyopya'ya endemik olan Habeş kedi kuşu bizi bir ağacın rüzgarda sallanan dallarında selamlıyor. Dinsho Sulak Alanı 3 halkalı cılıbıt dahil olmak üzere bize çeşitli sürprizler hazırlamış. Önce ördekler, ve ardından Dani Yalası,
ve yaban domuzu objektiflerimize takılıyor. Yükseklere çıktıkça hedeflerimizi birer birer görmeye başlıyoruz. Önce kaya çatlakları arasında yaşayan ve son bilimsel bulgulara göre fillerle akraba oldukları belirlenen kaya tavşanı, sonra bir başka Etiyopya ve Eritre endemiği olan Roja Sukulavuzu ve sonra sadece Etiyopya'da görülebilen Blik Çayır Gemisi. Kızıl enseli turaç şöyle bir görünüp kaybolduktan sonra Saneti Yaylası'nda ilginç bir tür. Dişleriyle kazdığı tünellerin içinde yer altında yaşayan ve Etiyopya kurdunun ana besini olan dev kör fare. Uzun uğraş ve arayışlarımızdan sonra bir anlamda tüm yolculuğun ana hedeflerinden biri olan Etiyopya kurdu kendini gösteriyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği IUCN tarafından tehlike altındaki tür olarak gösterilen Etiyopya kurdu, sadece Etiyopya'nın Semiye ve Bale dağlarının 3000 ila 4500 metre yüksekliğindeki bölgelerinde yaşayabiliyor. Habitat kaybı ve hastalıklar nedeniyle sadece 500 birey civarında kalan bu tür, yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Güneye doğru indikçe artan sıcaklıklarla birlikte farklı türlerin görülmeye başlandığı geniş bir alana yayılmış olan Negele bölgesi, deniz seviyesinden 1475 metre yüksekliktedir. Etiyopya devriminin ilk olaylarından biri olan Kışya isyanının burada çıkması, bölgeyi önemli bir merkez konumuna getirmiştir. Bölgeye girdiğimizde ilk karşılaştığımız canlı, yol üzerinde sakince karşıya geçmekte olan zeytin balığı oluyor. Ülkemizdeki gri balıkçılığın yakın akrabası, kara boyunlu balıkçıl, sık yapraklı bir ağacın üzerinden merakla bize bakıyor. Somali dilinde zürafa boyunlu demek olan geranuk, oldukça uzun boylu bir antiloptur. Arka ayakları üzerinde durup, boyunlarını ileri uzatabilmeleri sayesinde diğer tüm antilop ve gazellerin ulaşamadığı daha yüksekte kalan gıdaları yemeyi başarabilirler. Göz alıcı renkleriyle irili ufaklı birçok kuş türünü bu topraklarda görebilmek mümkündür. Kurak ve yarı kurak bölgelerin çalılıklarında yaşayan turuncu karınlı papağan ve tilki renkli toylar, çarpıcı renkleri ile kızıl gerdanlı örümcek kuşu bu türlerden bazılarıdır. Etiyopya'nın güneyine endemik ve doğal yaşam alanı yarı tropik ve tropik kuru ormanlık bölgeler olan bölgenin önemli türlerinden Ruspoli muzculuğu cömert davranıyor ve kameralarımıza poz veriyor. Etiyopya'nın güney kesiminde küçük bir şehir olan ve deniz seviyesinden 1857 metre yükseklikte bulunan Yabalova çevresi, yakınlarında herhangi bir ırmak ya da su kaynağı bulunmaması nedeniyle ülkede su sıkıntısı çekilen alanların başında gelir.
Yabelo ve Mega şehirleri arasındaki yolda develere rastlamak mümkündür. Keşiş Akbabası, Aksırtlı Akbaba ve ince kuyruklu kuzgunlar sabahın erken saatlerinde yol üzerinde yatan leşin başına üşüşmüş besleniyorlar. Yolumuza devam ederken Akbaba beş tavukları bir an için görünüp kayboluyorlar. File benzediği için aynı isimle anılan kayalıkların önünde kısa bir mola verip tekrar yola koyuluyoruz. Durduğumuz akasyalık alanda birbirinden alımlı çeşitli türlerle karşılaşıyoruz. Sadece Yabelo ve Mega bölgesinde son derece sınırlı bir alana sıkışık olarak yaşayan beyaz kuyruklu kırlangıç ödülümüz oluyor. Habeş Eğri Gagası, Mor Gök Kuzgun, Sarı Boyunlu Turaç, Mor Grenadier, bu renk cümbüşüne katılan türlerin bazıları. Biteviye Ötüşü ile Benekli Barbet, Üç Kuşaklı Çöl Koşarı ve Karabaşlı Batis, bölgede bulunan diğer türlerden örnekler. Uzun arayışlarımız sonunda meyvesini veriyor ve önemli bir kuş kitabına kapak olan Stresman Çalı Kargası ile karşılaşıyoruz. 2400 km2'den daha dar bir alanda yaşamını sürdüren bu endemik tür, Akasya savanları ve bodur otlaklarda bulunur ve genellikle küçük sürüler halinde toprak üzerinde beslenir. Benzer bir alanda bu kez vakır yürüyüşü ile belki de Afrika'nın en ilginç ve rastlanması en zor olan türünü görüyoruz. Sekreter kuşu. Afrika kıtasına endemik ve diğer yırtıcıların aksine zamanının çoğunu yerde geçiren bir yırtıcı olan sekreter kuşu, açık çayırlıklarda ve savanlarda yaşamını sürdürür. Sekreter kuşları, görsel benzerlik nedeniyle adlarını 1800'lü yılların İngiltere'sinde yaşamış olan, gri frak ve kısa pantolon giyen ve kulaklarının arkasına kas tüyünden yapılma kalem takan erkek sekreterlerden alırlar. Çevresindeki tepelerden gelen yağmur suları ile oluştuğuna inanılan ve Etiyopya'nın önemli kuş gözlem alanlarından biri olan Çeleklega Gölü, günümüzde kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gölde çeşitli yırtıcıların yanı sıra marabu leylekleri, pelikanlar, küçük flamingolar ve diğer birçok su kuşu yılın belirli zamanlarında gözlemlenebilmektedir.
aklımız fotoğrafladığımız endemik türlerde, damağımızda içtiğimiz o güzelim kahvelerin tadı, ülkede gördüğümüz sefalet ve yoksulluk nedeniyle kalbimiz biraz buruk ve biraz da memleket hasretiyle bu kadim ve verimli topraklardan ayrılıyor.